Merhaba arkadaşlar. Bugün mitoz bölümede kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son metafaz ve anafaz evresini anlatmıştım. Şimdi ise arkadaşlar telofaz evresi diyorum. Hemen başlığımı atıyorum. Arkadaşlar telofaz evresi profaz evresinin tam tersidir. Profaz evresinde çekirdek zarı eriyordu, çekirdekçik kayboluyordu, kromatin iplik kromozoma dönüşüyordu. Burada ise tam tersi. Bütün olaylar yeniden oluşuyor. Filmi geri sarmak gibi düşünün. O şekilde halledelim. Hemen diyorum, kısaca o zaman diyorum, profazın tersidir. Yine yazayım arkadaşlar, çekirdek zarı, çekirdekçik oluşur. Devam ediyorum arkadaşlar, kromozom kromatin ipliğe dönüşür. Hemen şeklini çizeyim arkadaşlar. Telofaz evresinde bir hücre içerisinde hafif hücrede boğumlanmaya da başlar arkadaşlar. Bir hücre içerisinde iki tane çekirdek görünümü oluşur. Biraz eğri çizdim. Evet. Şöyle artık çekirdek zarı oluşmuş. İçinde DNA'sı var. Arkadaşlar yine DNA miktarı nedir burada? Hala 8 × 10^-6'dır. 2 tane eşittir yine arkadaşlar 8'dir. Çünkü artık bölünme olmamış. 2 tane kromozom içeriyor. Arkadaşlar bu nedir? Bizim telofaz evremizdir. Yine her iki tarafa ribozomu gider, sentrozomu gider, organeller dağılır. Bundan sonra arkadaşlar sitokinez başlıyor. Sitokinez. Arkadaşlar sitokinez nedir? Sitokinez sitoplazma bölünmesidir. Şimdi sitokinez hayvan hücresi ve bitki hücresinde farklılık gösteriyor. Nasıl bir farklılık gösteriyor? Şöyle diyeyim. Sitokinez hayvan hücresinde gördüğünüz gibi boğumlanarak, bitki hücresinde ise aralamelli. Şimdi diyeceksiniz ki neden hayvan hücresi boğumlanıyor, neden bitki hücresi aralamel? Çünkü bitki hücresinde bir hücre duvarı var. Hücre duvarı sert olduğu için içeriye doğru göçüş yapamıyor. O yüzden aralamel oluşturuyor. Aralameli Golgi organeli oluşturuyor arkadaşlar. Golgi organeli hücrede üretilen selülozu getirip biriktiriyor ve aralamel oluşuyor. Sitokinez hayvanlarda dıştan içe doğru olurken boğumlanma görüyorsunuz tahtada. Bitki hücresinde iç kısımdan dışa doğru gerçekleşiyor. Hemen diyelim arkadaşlar sitokinez sitoplazma bölünmesidir. Ben bu hücre üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Şöyle diyorum. Bu hücre ne olacak? Hemen boğumlanacak şu şekilde. Artık bir nefes alacak yeri de kalmayacak. Şöyle yine maddelerini yapıyorum. Bu yeni bir hücreyi, bu da yine bir hücreyi oluşturacak. Böylelikle arkadaşlar ne olmuş olacak? 2 tane DNA miktarı yarıya düşecek artık. 4 × 10^-6. Bu da 4 × 10^-6. Bu 2n eşittir 4. Bu da 2n eşittir 4 olmak üzere. Başlangıçtaki benim bulunan hücremin aynısı meydana gelecek. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sadece mutasyonla gerçekleşir. Başka bir şekilde gerçekleşmez. Ben sitokinezin devamını buraya yazacağım. Bitki ve hayvan sitokinezi diye ayıracağım. Hemen diyorum bitki, hayvan. Arkadaşlar bitki hücresinde neydi? Aralamel ile içten dışa doğru. Bunun nedeni neydi? Hücre duvarı taşıması. Burada ise ne? Boğumlanarak dıştan içe doğru gerçekleşir. Arkadaşlar mitoz bölünmede bilmeniz gereken tek nokta anafaz evresinde kardeş kromatitlerin ayrılması, metafazda arkadaşlar kromozomların tek sıra halinde dizilmesi ve arkadaşlar bölünme sonunda DNA miktarı, kromozom sayısının aynı kalması ve bölünme sonunda iki tane hücre oluşmasıdır arkadaşlar. Mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.